Bir defa Tahrir Devrimi dünya çapında bir sosyal dönüşüm hareketi olarak, barışçıl bir devrim olarak büyük önem kazandı. Mısır tarihte bir defa daha dünyanın gündemine ve listenin başına oturdu ve çok uzun bir süreden beri, yani 2 yıl önemli bir zaman aralığı, bütün dünyanın, doğunun, batının, kuzeyin, güneyin dikkatlerini üzerine topladı. Bu süre zarfında Türk-Mısır ilişkileri, Mısır'daki sosyal değişime, yönetimdeki, ekonomideki sıkıntılara, hatta darboğazlara rağmen gelişmeye devam etti. Bu şunu gösteriyor, hem hukuki, hem ekonomik, hem jeopolitik, hem kültürel, hem toplumsal, dini, medeniyetsel sebeplerle Türkiye ve Mısır arasında ilişkilerin tabii rotası bu iki ülkeyi birbirine yakınlaştırıyor. Ve Mısır ve Türkiye üzerinden Avrasya'yı Afrika'ya ve Afro-Avrasya'yı da dünya bütününe mühürlüyor. Tarihte de bu her zaman böyle olmuştur. Herkesin kabul ettiği genel bir değer var. Denizlere hükmedenler, karaları yönetirler. Türkiye ve Mısır, Akdeniz çanağının iki önemli sahildar devletidir. Bu Akdeniz çanağında bu iki ülke birbiriyle iyi anlaştığı, sağlam ortaklıklar tesis ettiği, karşılıklı halktan halka, devletten devlete, hükümetten hükümete, sivil toplumdan sivil topluma diyaloglar sağlam olduğu müddetçe Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar, refah, kalkınma, sulh ve selam hakim olacak. Türk-Mısır ilişkileri son 2 yılda nereden nereye geldi? Bir defa 15 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 2011 yılının Eylül ayında ve 2012 yılının Kasım ayında Mısır'a 2 resmi ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu 2 ziyarette Türkiye ile Mısır arasında toplam 40 yeni anlaşma imzalanmıştır. Bu yeni anlaşmalarla birlikte iki ülkenin ortaklık ilişkileri, stratejik ilişkileri, bunların hukuki çerçevesi son derecede ileri bir safhaya erişmiştir. Ticari anlamda Türkiye ve Mısır birbirine rakip değil, birbirini tamamlayıcıdır. Coğrafi yakınlık bakımından ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin gümrük birliğine tam üye olması nedeniyle Türk ürünleri hem standart olarak, hem kalite olarak, hem gıda anlamında, giyim kuşam anlamında, günlük ev eşyaları anlamında genel kültür, adet, anane, örflere bağlı tercihler doğrultusunda Mısır halkına cazip gelmektedir. Bizim karşılaştırmalı, mukayeseli üstünlüklerimiz var. Dünyada bizimle aynı ürünleri bu bölgeye, bu piyasaya sunan bazı ülkelere karşı bizim avantajlarımız coğrafi yakınlıktır. 2012 yılında Mısır'la Türkiye arasında deniz yoluyla Ro-Ro taşımacılığı başlamıştır. Bu şu anlama geliyor. Balkanlardan, Kafkaslardan ve Türkiye'den Afrika'ya gidecek olan ticari mallar Mısır limanlarından, Mısır karayollarından, Mısır gümrüklerinden diğer bölge ülkelerine ulaşabilecek. Bu başlangıçta çok zor görünüyordu. Çünkü Mısır büyük bir kıta devletidir. Önemli bir bölümü topraklarının çöldür. Bu nedenle uzun mesafelerde kamyonların, Türkiye'den gelen kamyonların deniz yoluyla nakliyesi bittikten sonra üçüncü ülkelere nasıl gideceği konusu vardı. Şimdi Mısır'ın altyapıları, yolları, köprüleri, ulaşım altyapıları, liman altyapıları geliştikçe bu konu daha kolaylaşacak. Ama en azından biz şunu ispat ettik 2012-2013 yılında şu ana kadar. Bu imkansız değildir ve bu başarılmıştır. 10 bine yakın Türk tırı Mısır üzerinden, Akabe üzerinden, Ürdün'e ve yine İskenderiye, Port Said üzerinden, Kızıldeniz'den Suudi Arabistan'a geçebiliyor. Bu aynı zamanda Suriye'de devam eden,
sorunlar nedeniyle de Mısır'a ulaştırma sahasında bölgesel ticarete destek vermek bakımından yeni bir fırsat penceresi açmıştır. Ticari anlamda ben buraya 2009 yılının sonunda geldim. O zaman Türk-Mısır ticareti 2.9 milyar dolardı. Bu ticareti 5.1 milyar dolara yükselttik. Toplam ticaret 5.1 milyar. Bunun içinde Türkiye'nin ihracatı 3.7 milyar dolar. Mısır'ın ihracatı 1.4 milyar dolar mertebesinde. Evet, Mısır biraz geridedir ama bu yükselmektedir. Çünkü bir önceki yıla göre Mısır'ın Türkiye'ye ihracatı önemli ölçüde artmıştır ve artmaya devam edecektir. Şimdi bazı konularda, bazı ürünlerde de konjonktürel, yani mevsimsel dalgalanmalara bağlı artışlar var. Bazı inşaat malzemelerinde, demir çelik sektöründe iniş çıkışlar yaşıyoruz. Mısır'ın akaryakıt, petrol ürünleri ihtiyacı son derecede had safhadadır. Enerji açığı büyümektedir. Bunun için Türkiye yakınlığıyla bölgesel avantajlarını kullanarak Mısır'a destek oluyor. Ve kısa vadeli ikmal ve arzda petrol ürünlerini biz sağlayabiliyoruz. Bu yarın azalabilir, çoğalabilir ama her halükarda bugün geldiğimiz noktada 5 milyar dolar iyi bir hedeftir. İki ülkenin liderleri, cumhurbaşkanlarımız, başbakanlarımız bu hedefi 2 yıl için koymuşlardı. Biz bunu 1 yılda gerçekleştirdik, son 1 yılda. Şimdi hedefimiz bunu önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde 10 milyar dolara yükseltmek. Türk yatırımları 1,5 milyarın üzerine çıktı. 2 milyara doğru gitme potansiyeli taşıyor. Hedefimiz 5 milyar dolardır yatırımlarda. Hedefimiz orta ve küçük ölçekli endüstrilerde Mısır'a teknoloji aktarmak, yeni istihdam yaratmak, iş sahaları açmak, üretimi çeşitlendirmek ve Mısır'ın geleneksel imkanlarını katma değerli yükselterek dünyaya ham ürün, yarım hamur ürün değil, işlenmiş ürün. Yani Mısır'ın el emeğiyle, işçiliğiyle, kendi endüstrileriyle katarak geliştirdiği ürünleri satmasını desteklemek ve bu potansiyelini güçlendirmektir. Mısır endüstrileştikçe Mısır'ın bu bölgedeki rolü de daha yükselecek, daha önemli hale gelecektir. Bütün bunlarda Türkiye güçlü bir Mısır'ı hedeflemektedir. Mısır'ın güçlü olması, Mısır'ın bölgenin lideri olması hem Arap aleminde hem Bahrül Mutavassıt dediğiniz Doğu Akdeniz çanağında hem Afrika'da biz Mısır'ın güçlenmesini iktisaden, siyaseten, demokratik olarak, rejim olarak, genel hukuk standartları olarak yükselen bir grafik çizmesini her iki ülke için ve bölge için win-win, kazan-kazan olarak görmekteyiz. Burada değişimden korkulmaması gerekiyor. Mısır'da gerek hükümet, gerek muhalefet, gerek parlamento dışındaki siyasi güçler ve Mısır halkının değişimden korkmaması gerekiyor. Sabırlı olması gerekiyor. Hiçbir ülkede demokratik dönüşüm ve değişim kolay değil. Bu zaman alan bir süreçtir. Yeni demokrasiyi inşa etmek, bu ülke 92 milyon nüfusuyla bu bölgenin amiral gemisidir. Ve sadece Mısır açısından, sadece Afrika açısından, sadece Arap alemi açısından değil, bütün dünya açısından önemlidir. Bizim kardeş ülkemizdir. Tarih birliğimiz vardır. Tarih birliğimiz sadece Osmanlı Devleti'ne değil, çok daha gerilere uzanmaktadır. Memlük dönemi var. Memlük'ten önce ta Abbasilere kadar giden tarihte Türklerin bu topraklarda kanı, alın teri vardır. Türkler bu topraklara geldikleri ilk günden itibaren buraların halkını korumuşlardır. Onları esirgemişlerdir. Onların kalkınmasına hizmet etmişlerdir. Ve ne mutludur ki Mısır'da bugün 21. yüzyılda Muhammed Ali, Mehmet Ali Paşa'dan bahsedilirken Mısır'ın modernleşmesine tarih boyunca en büyük katkıyı yapan liderlerden bir tanesi olarak kabul ediliyor, kabul görüyor. Ve gene ne mutludur ki Kahire sokaklarında, İskenderiye sokaklarında, Port Said'de, Asvan'da, Lüksor'da, nerede olursa olsun, aşağı havzada, yukarı havzada, Nil Vadisi boyunca hangi Mısırlı'yı sokakta durdursanız,
zengin olsun, fakir olsun, cahil olsun, eğitimli olsun, aşiret olsun, şehirli nüfus olsun, herkes Türkiye'den bahsedince sevgiyle, gıptayla bakıyor. İki ülke arasında, özellikle şehirli nüfuslarda tarihten gelen akrabalık ilişkileri var. Kadeş anlaşması, Firavun devri Mısır'ıyla Hititler Anadolu'su arasında barışın yapılmasına sahne olmuştur ve tarihteki ilk yazılı anlaşmadır. O dönemin Firavunu Ramses, II. Ramses, Hitit kralıyla barış anlaşmasını imzaladıktan sonra kralın kızıyla evlenmiştir. O günden bugüne Mısırlılarla Türkler arasında evlilikler var. Devam ediyor. Mısır'da kanında, ailesinde Türk olmak imtiyazdır. Türkiye'de soyunda, ecdadında Mısırlı olması çok sevgiyle, asaletle anılan bir husustur. Dolayısıyla bu iki kardeş milletin önünde şimdi tarihi bir misyon var. Hem İslam aleminde hem Arap dünyasında Doğu ile Batı ekseninde medeniyetler çatışmalarından, felaketlerden, kıyamet senaryolarından bahsedilen bir dönemde Türkiye ile Mısır'ın kucaklaşması, stratejik ortak olmaları bu bölgeye kalıcı istikrar, güvenlik, barış getirecektir. Ve bu da kalkınmanın motor gücü olacaktır. Ve bütün Orta Doğu'nun, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin yeniden imarı, yeniden inşasının kapısı açılacaktır. Arap-İsrail barışı kolaylaşacaktır. Filistin sorununa kalıcı çözüm bulunacaktır. Filistin artık bu kadar gecikmeden sonra, yarım asrı, bir asrı neredeyse yakın 60-70 yıldan sonra Filistinlilerin acılarının dindirilmesinin fırsatları önümüze çıkmaktadır. Burada Türkiye ve Mısır hem fikir birliği, hem eylem birliği, hem stratejik ortaklık, hem karşılıklı menfaatlere dayalı birlikte projelerde ikili ve bölgesel planda çok şey yapabilirler. İslam dünyasının içindeki bir takım sıkıntıların, sorunların aşılmasına katkıda bulunabilirler. İslam'la diğer dinler arasında özellikle dünyada İslamofobi denilen tehlikeli algılamanın ve medeniyetler arası farklılıkları uçuruma dönüştüren, gerilimler yükselten, kutuplaşmalar yaratan, ihtilaflar doğması tehlikesini besleyen bu karşımızdaki şeyi, büyük sınamayı aşmak konusunda da Türkiye ile Mısır'ın yapabilecekleri çok büyük şeyler var. İki ülkede İslam dünyasında ilim, aydınlanma, modernite doğrultusunda İslamiyet'in bütün güzelliklerinin, asaletinin İslamiyet'e atfedilmek istenen karanlık mukadderatla ayrıştırılması ve dünyanın İslam'ı yeniden ve doğru olarak tanımasına yardımcı olması için çok şey yapabilirler ve inşallah yapacaklar. Education, eğitim. İki ülke arasında eğitim sahasında bugüne kadar işbirliği arzu edilenin çok gerisindeydi. Ama son birkaç yıldır Türkiye'de bir defa üniversiteler büyük bir gelişmeyle, büyük bir hamleyle dünyaya açılmaya başladılar. Şimdi artık Türkiye'nin bütün her vilayetinde birden fazla üniversite var. Üniversitelerimizin sayısı neredeyse 200'e yaklaşıyor. Dünyanın en önemli 100, 200, 500 üniversitesi arasında Türk üniversiteleri de yer almaya başladı. Özel vakıf üniversiteleri kuruluyor. Bunlar yabancı dilde eğitim yapıyorlar. Uluslararası üniversiteler tarafından diplomaları tanınıyor. Ve buralardan mezun olan öğrenciler yavaş yavaş dünya insanı olmaya başlıyorlar. Mısır'da da çok nitelikli, çok güçlü, tarihi, kökleri derinlere uzanan üniversiteler mevcuttur. El-Eser, Kahire Üniversitesi, Ayn Şams Üniversitesi, Kahire Amerikan Üniversitesi gibi çok seçkin üniversiteler var burada da elbette. Ama Mısır'da biliyorsunuz ki en önemli sorunlardan bir tanesi eğitimdir. 92 milyon, çok yakında 100 milyon olacak nüfusun neredeyse yarıya yakınında
çok ciddi eğitim sorunları var ve Mısır'ı yönetecek olan bütün gelecekteki liderlerin, partilerin, iktidarların, hükümetlerin önünde birinci sırada eğitim konusu yer alacak. Evvela okuma yazma bilmeyen oranını sıfıra indirmek lazım. Ve bu konuda Mısır halkıyla, Mısır hükümetleriyle işbirliği yapmaya hazırız. Üniversitelerimiz Mısır öğrencilerine açıktır. Hem burslarımızın sayısını artıracağız, hem de özel üniversiteleri yabancı öğrenci kabulüyle ilgili şartlarını kolaylaştırıyorlar. Ben ümit ediyorum ki önümüzdeki birkaç yıl içinde Mısır'dan Türkiye'ye giden öğrencilerin sayısı yüzleri, binleri bulacak. Türkiye'den Mısır'a gelecek öğrencilerin de artacağını tahmin ediyoruz. Çünkü her şeyden önce eskiden buraya esas itibariyle sadece ilahiyat için, yani eserde eğitim için gelirdi Türk öğrenciler. Şimdi Türkiye'de Arapça fenni ve diğer içtimai edebi ilim dallarına ilgi artmaktadır. Ve Arapça öğrenim ihtiyacı da çok hızlı artmaktadır. Çünkü Arap dünyasıyla ekonomik, ticari, siyasi ilişkilerimiz hem çeşitleniyor hem güçleniyor. Bunun için yeni nesillerimizin nasıl İngilizce, Fransızca, Almanca öğreniyorlarsa Arapçayı da öğrenmelerini teşvik ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan 2 sene önce orta öğrenimde Arapçanın Türkiye okullarında, ortaokul liselerinde seçmeli ders olarak müfredata dahil edilmesine dair bir kanun yayınlamıştır. Ümit ve temenni ediyoruz ki Mısır'da da diğer Arap ülkelerinde de Türkçe için aynı müzaheret, aynı pozitif angajman anlayışı bir gün tecelli edecektir. Ama şu anda Mısır'daki en az 14 üniversitede Türkoloji ve Türkçe öğretim, Türk dil bilim bölümleri olduğunu biliyoruz. Bunlardan 7-8 tanesinde Türkiye'den gelen okutmanlar da eğitim kadrosunda yer alıyor. Şimdi öğrencilerin Türkiye'ye gitmeleri, burs almaları, vize almaları konusuna biraz değineyim. Elbette turizm de çok önemli. Türkiye ile Mısır arasındaki vize rejimini oldukça daha yaşayabilir, sürdürülebilir bir boyuta getirdik. Çok yakında aslında elektronik vize uygulamasına başlanması için gerekli tedbirler alındı. Bu konuda yaş sınırları ile ilgili bazı teknik düzenlemeler var. Bunlar da tamamlandıktan sonra bu uygulama daha da kolaylaşacak. Şimdiki halde Türkiye Büyükelçiliğine veya İskenderiye Başkonsolosluğuna müracaat eden Mısırlılar 3 normal zamanlarda 2 yaz aylarında 3 ila 5 iş günü içinde vizelerini alabilmektedirler. Sonra iş adamlarına, bilim adamlarına, toplum liderlerine, gazetecilere birkaç yıl geçerli çoklu vize, müteaddit vize verebiliyoruz. Bu da bir kere vizeyi alıyorsunuz, ondan sonra giriş çıkışlarınız 2 yıl, 3 yıl hatta 5 yıl boyunca kolaylaşıyor. Vizeyi kaldırmak istemiyor muyuz? Zaten resmi pasaportlar, hususi pasaportlar vizeden muaftır. Ama normal vatandaşların pasaportlarının 3 aya kadar ziyaretlerde vizeden muaf olup olmaması konusunda iki ülke arasında bir anlaşma imzalanması gerekiyor. Bunun adına iade anlaşması deniyor. Biliyorsunuz, takdir edersiniz ki bir ülkeden diğerine yasa dışı, ekonomik, siyasi, göç amaçlı hareketler bugünkü dünyada hoş karşılanmamaktadır. Dolayısıyla kendini, geçimini karşılayacak imkanları olmadan turizm, sağlık, eğitim dışında bir amaçla giden kişilerin ülkelerine iade edilmesi gerekmektedir. Mısır hükümeti bunu kabul ve taahhüt ettiği ve bu konuda bir anlaşma imzaladığı zaman geçici, kısa süreli ziyaretlerde vize muafiyeti de mümkün olabilecektir. Ama bugünkü konjonktürde henüz o noktaya gelmedik. Ama Mısır vatandaşlarına bir defaya mahsus ziyaretlerde Türkiye'ye gidiyor, 15 gün acil bir alışverişi var, bir ihtiyacını karşılayacak, bir sağlık muayenesi olacak, tedavi olacak veya gezmek için turist olarak gittiği zaman 15 güne kadarki ziyaretlerde havaalanlarında vize uygulaması getiriliyor. Bu uygulama fiilen başladı.
Lakin bazen kuyruklarda çok bekleniyor. Onun için hala Büyükelçilikten ve Başkonsolosluktan vize alınmasını teşvik etmeye devam ediyoruz. Türkiye'den Mısır'dan Türkiye'ye yolcu sayıları, turistik ziyaretler artmaktadır. Mısır'dan Türkiye'ye ziyaretler daha çok artmış. Bunu itiraf etmeliyiz. Elimdeki rakamlara göre 2010 yılında 61 bin kişi Türkiye'ye gitmiş Mısır'dan. Bu 2012 yılında 112 bin kişiye çıkmış. Yani neredeyse %100 nispetinde bir artış kaydedilmiş. 112 bin iyi bir rakam ama bence yetersiz. 250 bin olmalıdır. Kimler seyahat eder? Bir defa bir ülkeye gidip gelecek uçak bileti. O ülkede bir hafta 10 gün kalacaksa otel masrafı, yeme içme, yerel nakliye, ulaşım ve sair giderlerini karşılamaya yetecek maddi şartları uygun olan insanlar. Bunlar bürokrat olabilirler, bilim adamı olabilirler, sanat insanı olabilirler, tüccar olabilirler. Toplumun her kesiminden yurt dışına seyahat imkanı olan kişiler genellikle eğitimli, münevver ve ülkeden ülkeye, halktan halka ilişkileri destekleyebilen insanlardır. Bu tür ziyaretler arttığı zaman sadece turist olarak İstanbul'a gittiğinizde veya İstanbul'dan Kahire'ye geldiğinizde veya Şarm El Şeyh'e gittiğinizde aynı zamanda insani temasları da, insani ilişkileri de başlatmış oluyorsunuz. Sonra tekrar geri dönüyorsunuz, ticaret yapmaya başlıyorsunuz, projeler alıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla turizm aynı zamanda sadece ülkeye gelir getiren bir sektör değildir. Turizm aynı zamanda farklı sektörlere de açılım sağlayan, pencereler açan bir önemli potansiyele sahiptir. Biz Türkiye ve Mısır yakınlaşmasında turizmi büyük bir merhale olarak görüyoruz. Türkiye'den Mısır'a gelişler 65 binler, 63 binler mertebesindeyken Tahrir Devrimi'nden sonra 30'lara, 30 binlere, 35 binlere inmiş. Şimdi 2012 yılında yeniden 55 bin mertebesine yükselmiştir. Bu sayının da 100 bine, önce 100 bine daha sonra daha yüksek rakamlara çıkabileceğine inanıyoruz. Türk Hava Yolları ve Mısır Hava Yolları Star Alliance ortaklığına sahipler. Yani birbirlerinin seferlerini, yolcularını kabul edebiliyorlar. Bu iyi bir çalışmadır. Yeni bir sivil havacılık anlaşması imzalayacağız. Bu anlaşma bu ortaklığı daha da genişletecek. Ama bunu beklemeden Türkiye, Mısır'ın turizm sektörüne destek sağlamayı, özellikle krizden en çok etkilenen ve en fazla teşvik edilmesi gereken bu sektöre omuz vermeyi vaat ve taahhüt etmiştir. Bu amaçla Türk Hava Yolları şimdiki halde İstanbul-Kahire haftada 17 uçuş. Bunu 21'e yani günde 3 sefere yükselteceğiz inşallah. İstanbul'dan İskenderiye'ye haftada 4 uçuş var. Bunu her güne çevireceğiz inşallah haftada 7 uçuş olacak. Şu anda haftada 4 kargo uçuşumuz var. Bunu 7-8'e yükseltmeyi amaçlıyoruz. Yine Türk Hava Yolları haftada 4 gün Şarm El Şeyh'e, 3 gün Hurgada'ya İstanbul'dan yolcu taşımaktadır. Bunları da her gün olacak şekilde artırmayı amaçlıyoruz. Yine 2013 yılının sonundan önce Asvan ve Luxor'a da uçmayı hedefliyoruz. İstanbul'dan dünyanın 170 şehrine bağlantı uçuşları var. Yani Mısırlıların dünyaya bağlayan bir köprü haline gelmiş İstanbul. Bütün Türkiye'deki havalimanlarında koyarsanız İstanbul'a gelen bir Mısırlı 200 yere, 200 destinasyona Türkiye üzerinden ulaşabilir. Bu da muazzam bir açılım sağlamaktadır. Türk Hava Yolları Mısır'a yabancı yolcular, üçüncü ülkelerden turistler getiriyor. Bunu artırmalıyız. Ankara'ya da uçmalıyız, Antalya'ya da uçmalıyız. Luxor'a da, Asvan'a da, bütün buralara halklarımızı birbirine daha da yaklaştırmalıyız. Halklar birbirini kucakladıkça, hükümetler birbirine yaklaştıkça devletler ve bölge ve dünya barışı güçlenecektir inşallah. And finally, what's your assessment of the work of the embassy, especially we saw in the last period a lot of events
all people know you are an active ambassador. Okay, yani سفير ما شاء الله. What's your assessment? Yes, peki bu sorunuz da çok teşekkür ederim. Görevi sona ermekte olan bir büyükelçiyim. Elbette bu faaliyetlerimiz Mısır halkı, Mısır hükümeti bizim yanımızda olmasaydı mümkün olamazdı. Mısır Türkiye'yi sevdiği için burada Türkiye'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin ufku açılmıştır. Sokaktaki insan bizi seviyor ve kucaklıyor. Kapımızı açtığımız zaman bütün Mısırlılar geliyorlar. Ve en önemlisi Tahrir Devrimi'nden sonra demokratik arayış, demokratik geçiş sürecinde bazen iniş çıkışlar her toplumda olduğu gibi yaşanabiliyor. Sinirler gerilebiliyor. Tansiyon yükselebiliyor. Toplumda kutuplaşma olabiliyor. Böyle ortamlarda dost ülkelerin, kardeş ülkelerin, kardeş milletlerin vazifesi yek diğerine ümit vermektir. İstikrar aşılamaktır. Ona destek olmaktır. Şart koşmadan, kendi gündemlerini empoze etmeden kardeş ülkeleri kucaklamaktır. Biz Büyükelçilik olarak bunu yapmaya çalıştık. Türk halkının mesajlarını Mısır halkına olabildiğince açık, seçik, net, şeffaf bir şekilde iletmeye çalıştık. Yaptığımız işleri günü gününe topluma, medyaya anlattık. Bu da Mısır halkından büyük kabul gördü. Biz burada aydınlık, temiz, şeffaf, parlak, Türkiye'nin aynası olarak Mısır halkına ümit veren, gençliğe, orta yaştaki insanlara, fakir insanlara, muhtaç insanlara, özürlülere, sağlık konusunda sorun yaşayanlara, gelecek ümidi kırılanlara, hayal kırıklığı içinde olan bütün kesimlere ümit aşılamak, ülkenin siyasi güçlerine de diyalog, uzlaşma, birlik ve beraberlik içinde geleceği inşa etme ruhu aşılamaya çalıştık. Ve bundan sonra da böyle olacak. Çünkü Türkiye'nin politikasıdır. Çünkü Mısır bizim kardeşimiz. Mısır'la ilgili hiçbir gizli gündemimiz yok. Mısır'la ilgili açık gündemimiz de ilişkilerin her sahada, ekonomi, siyaset, kültür, ticaret, edebiyat, tarih, din, bütün bu alanlarda her konuda Türkiye ile Mısır'ın birbiriyle daha yakın, daha geniş ilişkiler sürdürmesini amaçlıyoruz. Bu yönde adımlar atıyoruz. Bu adımlarımız, bu açılımlarımız karşılık buluyor.